Ulaşım İstanbullunun çilesi, hele de yağmurlu günlerde. Özellikle taksi bulmakta zorlanıyor İstanbullular. Taksicilerin büyük kısmı işini dürüstçe yapıyor fakat esnaflık kültüründen uzak sürücüler de var. Yolu uzatan, yolcu beğenmeyen, mesafeyi kısa bulan taksiciler gibi. Peki neden böyle oluyor? TRT muhabiri Evren Ünal araştırdı, kameraman Özden Ayvaz görüntüledi. İstanbul'daki taksicilere 1 ile 10 arasında bir not verseniz kaç verirsin? 6. 3. 3. 5 puan veriyorum. İstanbul'da 17.400 taksi var. Vardiyalar halinde çalışan ruhsatlı şoför sayısı 40.000. Bir o kadar da kayıt dışı sürücü bulunduğu tahmin ediliyor. İstanbullular genel olarak taksicilere çok yüksek puanlar vermiyor. Sebebi memnuniyetsizlik. Şikayet konularının başındaysa müşteriye yaklaşım tarzı, konuşma biçimi ve mesafenin uzunluğuna göre yolcu seçmeleri geliyor. Kesinlikle taksi bulamıyoruz yağmurlu havalarda. Ya da almıyorlar kısa mesafeyi. Bir kere İstanbul'u tam manasıyla bilmiyor şoförler. Yani gidin bir yurt dışına, İngiltere'de mahalleyi söyleyin, sokağı söyleyin, hiç tarife gerek yok. Beğenmiyorum, hizmeti iyi bulmuyorum, müşteri seçiyorlar. Bin bir türlü bahaneler üretiyorlar. Bazı sürücüler hiç düşünmüyor arkadaki yolcuyu. Son derece hızlı kullanıyorlar. Sigara içenler oluyor içinde, müziği sonuna kadar açan oluyor. Yolcular asayişi ilgilendiren sorunlarla da karşılaşıyor. Hanım arabaya biniyor, kendisine bir para veriyor. Ondan sonra adam... Yok ya bu paradı bilmem ne diyor, karıştırıyor, cebine sokuyor parayı önce, sonra alıyor. Başka aynı parayı geri veriyor hanıma. Hanım bankaya gidiyor, banka diyor ki bu para sahte diyor. Demek ki hani taksici parayı cebine koymuş, değiştirmiş cebinde, sahte parayı hanıma vermiş. Yaşanan sorunların temelinde eğitim eksikliği ve denetimsizlik yatıyor. İstanbul'daki taksiciler farklı oda ve kooperatiflere bağlı. Bu kurumlar ihlalleri engellemezse şoförler kendi bildikleri gibi hareket etmeye devam ediyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası en fazla üyeye sahip meslek örgütü. Bu yıl şikayetler sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen taksici sayısı ise sadece 13. Oda Başkanı Yahya Uğur'a göre sorunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğündeki e-taksi uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla azalacak. Şubat ayından itibaren tekrar İstanbul'daki 17.395 tane taksinin tamamına ücretsiz olarak takılacak bu. Hem unutulan eşyalar hem müşteriyle şoförün daha medeni bir buluşmasını sağlayacak sistem, akıllı telefonlar üzerinden müşteri bulunmasını sağlayacak bir sistem geliyor. Şu ana kadar kameralı e-taksi sistemi yerleştirilen araç sayısı 4.000'i buldu. Sistemle birlikte çalışma izni alabilen şoförlere özel bir kart verilecek. Kartı olmayanlar taksicilik yapamayacak. Eğer o kartı yoksa o taksimetre çalışmayacak. Taksimetrenin çalışmaması demek zaten arabanın taksi olarak çalışmaması demek olacak. Denetimin diğer ayağını yolcular oluşturuyor. Taksiye bindik, düşük hızda gitmesini rica ettik. Düşük hızda gittiği için ekstradan para aldı taksimetrenin yazdığından. Daha fazla para aldı. Evet, çok uygun değil gibi. Şikayet ettiniz mi? Yok, etmedik, öyle geçti. Yolcuların haklarını aramaması sorunların sürmesinde etken oluşturuyor. Ancak hakkını arayanlar da var. Onlardan biri Erenköy'de oturan nöroloji uzmanı Doktor Oya Ayasbeyoğlu. Şikayeti İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan taksiye binen oğlunun mesafe uzatılarak Erenköy'e götürülmesi. Bir taksiden bana telefon etti. Anne bindim geliyorum diye 3. köprüden gelmek istiyor şoför bey dedi. Ben de ona 3. köprü ne demek oğlum, 3. köprü olur mu? Avrasya Tüneli'nden gel dedim ve kapattık telefonu. Daha sonra yaklaşık 1,5-2 saat sonra apartmanın altına taksi geldi ve ben parayı ödemek için indiğimde benden 300 lira istedi. Tabii ben çok şaşırdım. 300 lira Atatürk Havalimanı ile Erenköy arasında 300 lira olmaması lazım. Yani daha çok 100-120 lira civarında oluyor. Ertesi gün bir arayayım dedim. Atatürk Havalimanı Taksiciler Derneği'ni aradım. Böyle böyle olayı anlattım. İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 660 araç var. 2000'e yakında şoför çalışıyor ve her ay milyona yaklaşan yolcu taşınıyor. Haliyle yüzlerce de şikayet geliyor. İşte yolcuların bu şikayetleri her hafta salı günü toplanan disiplin kurulunda karara bağlanıyor. Kurul Oya Ayasbeyoğlu'nun şikayetini de değerlendirdi. Toplantıda önce şoförler dinleniyor. 50 dakikalık yol gördüm. Dedik ki 3. köprü arası. Oradan gidelim dedik. Oradan gidersek sorun olur. Şikayetçilerin beyanları da telekonferans yöntemiyle alınıyor. Alo, iyi günler Oya Hanım.
söyledik yani bana. Hanımefendi, Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatiften arıyoruz. Müsaitseniz yaşanan bir olayı bir anlatabilir misiniz lütfen? Tabii anlatayım. Oğlum Amerika'da okuyor. Uzun süredir de Türkiye'ye gelmemişti. Nereden geleceksiniz dedim. Şoför 3. köprü gibi bir şeyler söyledi. 3. köprüden falan da haberi yok yani. Türkiye'de uzun zamandır olmadığı için. Evet. Ardından değerlendirme yapılıyor. Başkanım, ben tamamen katılıyorum çünkü 3. köprü en son kullanılacak bir yol yani. Kurum adına, şoför adına çok çok özür diliyoruz böyle bir olay yaşandığı için. Siz isterseniz şöyle yapalım Oya Hanım. Bize bir hesap numarası verebilirseniz en azından bu yapılan şeyin bir kısmını telafi edelim biz arkadaşımızdan geri alıp. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Son olarak da karar şoförü açıklanıyor. Geçici süreliğine havalimanına giriş yasağı. Şimdi abi gelmiş geçmişin iyi olduğundan dolayı aslında cezan ağırdır. Ya onları göz önüne alarak senin şahsına 10 gün ceza yazdı. Sizin bir hatanız yok mu sizce? Yani var, evet var. Nedir? Yok diye bir şey yok. Ben aslında ona uymayacaktım. Ne de 3. köprüye girecektim. Hayır diyecektim. Ailene arayacaktım. Ailene ben görüşeyim diyecektim. Teyit alacaktım. Şikayetçi Oya Ayas Bayoğlu karardan memnun. Fazla bir yanıt alabileceğimi düşünmüyordum ama çok iyi bir yaklaşım gördüm açıkçası. Bence insanlar haklarını aramalı ve şikayet etmeli. Artık bu noktadayım kesinlikle. Şimdi bugünkü toplantı sonucunda 10 ile 30 gün arasında değişen 6 arkadaşımıza iş tüzük gereği cezalandırdık. 3 arkadaşımız da, şoför arkadaşımız da men cezası, ihraç cezası uyguladık. Bunlardan, ihraçlardan bir tanesi dolandırıcılık, diğeri üyeye zarar vermek, diğeri de üyeye zarar vermek. İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, duraksız taksi kalmaması gerektiği görüşünde. Bu şikayetlerin %99'u İstanbul'da başıboş duraklara bağlı olmayan arabalardan geliyor. Sebebi de şu, çünkü durak dışında çalışanlar eğitimi yok, denetimi yok, istediği hareketleri yapabiliyor. Ama duraklarda olduğu zaman mutlaka bir şikayet konusu oluyor ve duraktan ihraç ediliyor veya para cezası. Bazı duraklarda para cezası kesiliyor, onun için yapamıyorlar. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da her isteyenin direksiyon başına geçmesini engelleyecek bir sistemin kurulmasından yana. En önemli konu da ticari taşıt kullanma belgesini zorunlu hale getirmemiz lazım. Adam oturuyor kahvede, otururken arkadaşına şu anahtar aldı, iki turda sen at, ben de şurada oturayım çay içeyim diyor. Böyle bir şey yok. Bu ekmek, yani çıraklığını yapman için patron olamazsın derler. Bu işi böyle giderse, bu kafayla giderse bu mesleği yok etmeye çalışıyorlar. Ekmeğinin peşinde dürüst çalışan taksiciler de mesleklerinin karalanmasından rahatsız. Ticari taksilerin sahiplerine kabahat buluyorum. Arabanı vermişsin, günlük adama vermişsin arabayı, bana diyorsun 400 lira para getireceksin. Adam mecbur, yani uygun işleri yapmıyor. Kısa mesafe oldum in aşağı diyor. Ya bu müşteriye söylenmez, yani böyle bir şey yok yani. Sabıkalı insanları taksilere artık sokmayacağız diyorlar. İnşallah düzgün insanlar çalışır. İnsanlara da düzgün davranırlar. Onlar da kim bizi lekelemezler yani. Taksicilerin davranışları kentlerin imajını da etkiliyor. Bu noktada sorunun acil çözümü için tüm kurum ve taraflara büyük sorumluluk düşüyor. Kenarda bekliyor, yolcu geliyor. Ben diyor yakına gitme, 5 saattir bekliyorum. Öyle bir şey yoktur abi. Sen ne diyorsun abi? Bir ay 10 gün diyorum. Sen abi? Ben de bir ay 10 gün. Yalan iftirası da var. Tamam be, çay geç.